Efendim iyi akşamlar. İşte saatlerimiz yine 19.45'i gösteriyor ama saat bir tarafa, bambaşka bir tarihi, bambaşka bir günü, bambaşka bir anlamı yaşıyoruz. Bugün 15 Temmuz 2019. 3 yıl öncesine kadar normal bir yaz günü, hatta tatil zamanı, sıcak bir yaz akşamı olarak bir takvim yaprağıydı. Ama o takvim yaprağı 2016 yılının 15 Temmuz'u asla unutulmayacak, asla unutturulmayacak bir tarih olarak artık bu ülkenin ortak hafızasında. Hatırlayınız lütfen 1960 darbesini. Siyasi tartışmalarda ezbere kurulan bir cümle vardı. Koca Başbakan Adnan Menderes idama götürülürken bu ülkede yaprak bile kımıldamadı. Bir başka ezber daha. Asker sokağa çıksın, kimse ama kimse karşısında duramaz. Çağrışım yaptı değil mi bu ezberler? Bu memlekette kimse tankın önüne geçemez. Ama 15 Temmuz 2016'da tüm bu ezberler bozuldu. Bu milletin on binlerce ferdi çıktı o tankların önüne, mıh gibi durdu. Üzerine ateşlenen mermilere tereddüt bile etmeden yürüdü, göğsünü siper etti. O gün gözü dönmüş bir çete, bir örgüt tüm merhametsizliğini, tüm acımasızlığını fütursuzca sergiledi. FETÖ vatanımıza, milletimize, demokrasimize, özgürlüğümüze kastetti. Ama biz bugün hala vatan, millet, özgürlük, demokrasi ve adalet diyebiliyorsak, 15 Temmuz 2016 akşamı bombalara, mermilere, tanklara karşı dimdik duran o şehitler ve o gaziler sayesinde hepsine minnet borcumuz var. Haberlerimizle, canlı yayınlarımızla bu büyük direnişin yıl dönümünde özel bir ana haber bülteni hazırladık. Ama önce bugünün şehitlerini sonsuzluğa uğurlayalım. Türkiye'nin dört ayrı noktasında ortak acı vardı. Hakkari'de terörist PKK'nın saldırısında şehit düşen dört asker için tören düzenlendi. Dua için açılan ellere gözyaşları damladı. Güvenlik güçleri terör örgütüne darbe üzerine darbe vururken Hakkari'den 3 şehit haberi geldi. Vatanı için canını veren isimlerden biri jandarma teğmen Alim Keskin'di. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere Niğde halkı Keskin'e son görevlerini yapmak üzere Fatih Sultan Mehmet Camii'ne akın etti. Anladım. Hay! Herkes hakkını helal etti ama eşinin sözleri yürekleri bir başka dağladı. Sen de hakkını helal et Alim. Hakkım sana helal Alim. Şehidin 4 yaşındaki oğlu da cenazedeydi. Babasını bir daha görmeyeceğini bilmeden yakınlarının kollarında uyudu. Keskin'in 7 kardeşi vardı. 3'ü asker, biri özel harekat polisiydi. Hepsi Keskin'i uğurlarken dimdik durdu. 31 yaşındaki jandarma teğmen Alim Keskin, kılınan cenaze namazının ardından Niğde şehitliğine defnedildi. Ankara'da da aynı çatışmada şehadet şerbetini içen Assubay Üst Çavuş Cengiz Toker için askeri cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Allahu Ekber! Şehide bir aylık eşiyle annesinin vedası yürekleri dağladı. Al bayraklarla donatılan Muğla'nın Karaçulla mahallesinde de dua sesleri yükseldi. Hakkari'deki çatışmada şehit olan uzman çavuş Süleyman Yasin Ağır son yolculuğuna uğurlandı. Babası ve annesi 6 çocuklarının en küçüğü olan Ağır'ın tabutuna son bir kez sarıldı. Oğullarını en son 10 gün önce görmüşlerdi. Ankara'da görevli Ağır, Hakkari'ye gitmeden önce ailesine sürpriz yapmış, onları ziyaret ederek yeni görevi öncesi helallik almıştı.
Ağır Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde PKK terör örgütünün konvoylarına düzenlediği saldırıdan da yara almadan kurtulmuştu. Hakkari'den bir şehit haberi daha geldi. Piyade sözleşmeli Ersalih Altuntaş, 9 Temmuz'da Şemdinli'de teröristler tarafından uzak mesafeden açılan ateş sonucu ağır yaralanmıştı. Ailesine acı haberi ulaştı. Salih Altuntaş için memleketi Ordu'da cenaze töreni düzenlendi. 24 yaşındaki Altuntaş öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Terörün acımasız ve çirkin yüzünü gördüğümüz son adres Tunceli. Terör örgütü PKK askere saldırmak için araziye bomba gömdü. O bomba çocukların yanında patladı. 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki abisi Ayaz maalesef hayatını kaybetti. Biri 8, diğeri henüz 4 yaşındaydı. Güloğlu ailesinin iki evladı terör saldırısında hayatını kaybetti. Acılı anne babanın feryatları yürekleri yaktı. Teröristler yine çoluk çocuk ayırt etmeden saldırdı. Acı haber Tunceli'nin Ovacık ilçesinden geldi. 4 yaşındaki Nupelda 8 yaşındaki abi Ayaz'la oyun oynuyordu. O sırada teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcı infilak etti. 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kız kardeşi Nupelda ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuklarının acı haberini alan anne baba hastane önünde sinir krizi geçirdi. Sivil, kadın, çocuk demeden saldıran hain teröristler bir eve daha ateş düşürdü. Anne ile babanın gözünden dökülen bu yaşlar yürekleri yaktı. Teröristlerin sivillere hedef aldığı bir diğer yerde Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi oldu. Kato Dağı'nda bulunan Kerkük Askeri Üst Bölgesi yolunda çalışma yapılıyordu. PKK'lı teröristler önceden yerleştirdikleri patlayıcıyı işçilerin geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada bölgede çalışan işçilerden biri hayatını kaybetti. Yaralanan iki işçi helikopterle hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri teröristleri etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon başlattı. Ve S-400 teslimatı. Süreç hayli hızlı ilerliyor. Sevkiyatın 4. gününde sistemin parçalarını taşıyan 8. ve 9. Rus uçakları Mürted Hava Meydanı'na indi. Uçaktan taşınan füze rampası ise ilk kez görüntülendi. S-400'lerimizi almaya başladık. Alamazlar dediler. Onları bir yerlere yerleştiremez dediler. Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz. S-400 sevkiyatı 4. gününe girdi. Rusya'dan gelen uçaklar ardı ardına Ankara'ya Mürted Hava Meydanı'na indi. 12 Temmuz 2019'da başlayan S-400 sevkiyatında hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye'ye teslimatı sürüyor. Teslimatın 4. gününde Mürted Hava Meydanı'na 8. ve 9. Rus kargo uçakları iniş yaptı. İlk olarak sabah saatlerinde Ilyushin kargo uçağı Mürted'e indi. Taşıdığı S-400 parçalarını teslim eden uçak daha sonra Ankara'dan ayrıldı. 8. uçağın ardından 9. Rus uçağı ufukta görüldü. Üste iniş yapan Ilyushin kargo uçağı taşıdığı malzemelerin indirilmesinin ardından havalanarak Rusya'ya döndü. Uçaklar tarafından getirilen malzemeler askeri araçlarla indirilip hangarlara taşındı. Mürted Hava Meydanı'na gelen 9. Rus kargo uçağından indirilen bir parça ise dikkat çekti. S-400 hava savunma sisteminin önemli bir bileşeni olan füze rampası Ankara'da ilk kez görüntülendi.
İnşallah Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz. Hava savunma sistemlerimizde dünyada sayılı ülkelerden biri haline geliyoruz. Şimdi hedef ortak üretimi Rusya ile beraber yapmak. Bunu yapacağız. Gözler İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. 15 Temmuz yıl dönümü etkinliklerinin merkez adresi Atatürk Havalimanı. Hemen oranın heyecanına ortak olalım. TGT Haber editör spikeri Evren Aydın Atatürk Havalimanı'nda. Evren, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi mi? Henüz gelmedi ekrana Açıkel ama eli kulağında gelmesini bekliyoruz. Buradaki on binlerce kişiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu nokta, evet, kulağıma şu an bilgi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı bu nokta İstanbul'a indi. Yaklaşık 5 dakika önce geldikten sonra buradaki coşkunun, demokrasi ateşinin daha da büyümesini bekliyoruz Ekrem Açıkel. Sabah saatlerinden itibaren Atatürk Havalimanı'nda, darbenin İstanbul'daki simge noktalarından birinde, buradaki izlenimlerimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Kameraman arkadaşlarım da az sonra buradaki coşkuyu sizlerle paylaşacak. Şu dakikalarda 15 Temmuz hain darbe girişiminde 251 şehit verdiğimiz o girişime ilişkin isimler arkamdaki ekranda yavaş yavaş akıyor ve buraya akın eden on binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktaya gelmesini bekliyor. Gerçekten çok önemli bir nokta burası. Simge noktalardan biri. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan darbecilere, hain FETÖ'cülere karşı o isyanın ateşini tam burada yakmıştı. Büyük badireler atlatarak Marmaris'ten bindiği uçakla havada büyük tehlikeler atlatmasına rağmen bu noktaya inişini gerçekleştirmiş ve mesajlarını ilk olarak buradan vermişti ve Türk milleti darbecilere karşı asla yenilmeyecek demişti ki o mesajlar da darbecilerin dakika dakika çözülmesine neden olmuştu değerli izleyenler. Sabah saatlerinden itibaren Bu noktada gözlemlerimiz devam ediyor. On binlerce şehit yakını, gazi ve aynı zamanda vatandaşlar bu noktada toplanmış durumdalar. Onlarla gün içinde konuşma fırsatı da bulduk değerli izleyenler. Gerçekten buradaki manevi ortamı anlatmak için bu noktada olmanız gerekiyor. Bunun altını çizelim. Kiminle konuşsak, kiminle dertleşsek bu noktada 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında hepsinin halen demokrasi ateşiyle bu noktada yandığını görüyoruz değerli izleyenler. Bu noktadan izlenimlerimiz devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu noktada olduğunda yeniden kendisinin mesajlarını bu ekranlardan sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim ve Ekrem Açıkel sözü yeniden sizlere bırakalım. Evren, çok teşekkür ederim. Oradaki atmosferi hayli heyecanlı, hayli coşkulu bir şekilde bize aktardın. 15 Temmuz 2019 etkinlikleri Ankara'da sabah saatlerinde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bırakarak dua etti. Daha sonra Millet Camisi'ne geçen Erdoğan burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Kur'an-ı Kerim okudu. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Şehit yakınları ve gazilerle konuştu. 15 Temmuz anıtına çiçek bırakıp dua etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde unutulmadı. Türkiye'nin dört bir yanında farklı programlar düzenlendi. Ancak tüm gözler Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz programı Ankara'daki törenle başladı. Erdoğan önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi avlusunda kendisini bekleyen şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek sohbet etti. Erdoğan'la 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler daha sonra mehter takımının seslendirdiği 15 Temmuz marşı eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne yürüdü. Elle bayrak, dilde tek bir koştu ileri. Demokrasi destanında şahitler biziz. Bir ölünce bindirilen şehitler biziz.
Abideye çiçek bırakan Erdoğan daha sonra şehitler için dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Millet Camisi'ne geçti. 15 Temmuz şehitleri için Hatim Şerif programına katıldı. Kur'an-ı Kerim okudu. Ve ulaike humul muflihun. Sadakallahul azim. Hatim Şerif programında Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzet Begoviç, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de eşlik ettiği görüldü. Canlarını istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi sonsuz rahmetine gark eyle Allah'ım. 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı nedeniyle Meclis Genel Kurulu'nda da özel gündemli oturum düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı oturumda CHP'li Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un sözleri Genel Kurul'da tansiyonu yükseltti. Bankakya'yı Sayın Özkoç suçlu değil. Para yatıranlar suçlu. Arkadaşlar, Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Peki, ne yapacağız? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz özel oturumu vardı. Oturuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Kendilerine meclisimiz adına hoş geldiniz diyorum. Muhalefet liderleri de mecliste tam kadro hazır bulundu. Eski başbakanlar Ahmet Davutoğlu ve Tansu Çiller de özel oturuma katılan isimler arasındaydı. Önce İstiklal Marşı okundu. Erdoğan oturumu meclisteki locasından izledi. Özel oturum Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıyla başladı. Şentop 15 Temmuz gecesini hatırlattı. O gece sağlanan mutabakatın devam etmesi gerektiğini vurguladı. Terör örgütü FETÖ her kılığa girebilen, her kisveyle görünebilen bir istihbarat ve cinayet çetesidir. AK Parti grubu adına konuşan Mehmet Muş, darbenin önlenmesinde Başkan Erdoğan'ın üstlendiği role dikkat çekti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece tarihe damga vuran şu sözleri hala hafızalardadır. Halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım bugüne kadar. Milletimizi meydanlara davet ediyorum. Ben de Cumhurbaşkanı olarak meydanlara geliyorum. Kesinlikle bu darbecilerin başarılı olacağına inanmıyorum. Meclisteki 15 Temmuz özel oturumunda CHP adına Grup Başkan Vekili Engin Özkoç konuştu. Özkoç'un FETÖ ile mücadele edilmediğine ilişkin sözleri genel kurulu karıştırdı. FETÖ yayın organı Zaman Gazetesi'nin sahiplerinden Fettah Tanince dışarıda servetine servet katıyor. Meclise tansiyon yükseldi. AK Parti milletvekilleri Özkoç'u sıra kapaklarına vurarak protesto etti. Dışarıda servetine servet katıyor. Özkoç'un sözlerine cevap AK Partili Naci Bostancı'dan geldi. Sayın Engin Özkoç, sizin konuşmanız Marmaris'e paralel düşüyor. Başka hiçbir yere değil. Bostancı, Özkoç'un sözlerini hadsizlik olarak nitelendirdi. Terör örgütüne yönelik bir angajman çerçevesinde bu rekabeti yürütme haksızlık ve hadsizliğine sahip çıkamaz. Özel oturumda MHP adına Grup Başkan Vekili Erkan Akçay çıktı kürsüye. İsim vermeden 15 Temmuz darbe girişimine kontrollü darbe nitelemesi yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Tiyatro, kontrollü darbe diyenlerin bizatihi kendileri kontrollü siyasetçilerdir. İYİ Parti adına konuşan Grup Başkan Vekili Yavuz Ağaralioğlu da FETÖ'cülerin milletin istikbaline pusu kurduğunu belirtti. Biz ruhları üniformalı bir milletiz. Ve devletimizi ve milletimizi asla kurda kuşa yem etmeyeceğiz. 15 Temmuz'un unutulmaz adreslerinden biri de Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı. Tam 44 polis bombalamada şehit düştü. Arkadaşım Özkan Özcan şu an o sıcak noktada. Özkan, çevrende neler gözlemliyorsun? Oradaki duygu yoğunluğunu bana nasıl anlatırsın? Bağrımdan
Şöyle başlayalım istersen Ekrem Açıker. Biz de senin de dediğin gibi 44 tane şehit verdiğimiz bu alandayız. Benim bu canlı yayını gerçekleştirdiğim yerde bina vardı. FETÖ'cü hainler buraya bomba attı ve o bina tamamen paramparça oldu ve operasyona çıkan özel harekat polislerimiz de o bombalardan sonucu şehit düştü. İşte bugün de tüm yurtta olduğu gibi etkinliklerin adresi başkent Ankara'ydı. Pek çok etkinlik düzenlendi ve hala o etkinlikler devam ediyor. Şu anda Gölbaşı Özel Harekat Polisi'nde şu an itibariyle etkinlikler devam ediyor. Kameraman arkadaşım Atilla Uslu sizlere de gösterdiği üzere şu anda o etkinlikler 15 Temmuz şehitlerimiz burada düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Burada şehit yakınları var, gazilerimiz var, o geceyi yaşayanlar, darbecileri dur demek için sokağa çıkan özel harekat polislerimiz de burada. Onlar da burada şehitlerimiz anılıyor. Onların isimleri söyleniyor ve şehit yakınları o güne ilişkin duygu ve düşüncelerini ilettiklerini belirtebiliriz. Dediğimiz gibi o gün buraya tam 2 adet bomba bırakıldı FETÖ'cü hainler tarafından. Birisi buraya, diğeri de hemen kameraman arkadaşım da göstereceği üzere o ilerideki düz alanda helikopter pisti vardı. Orada da oraya da bir bomba bırakıldı ve orada da 7 havacı pilot şehit düştü. Aslında toplamda burada 51 tane şehit verdik, onu belirtelim. 44'ü burada, 7 şehidimiz de orada, toplamda 51 şehit verdik ve bugün tüm yurtta olduğu gibi başkent Ankara'da da şehitlerimiz anıldı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da pek çok programı vardı ve o Cumhurbaşkanı Erdoğan da özellikle Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün binasının açılışını yaptı bugün. Hatırlatalım, özellikle o günde FETÖ'cülerin hedefinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü vardı. Yine aynı şekilde oraya da bomba bırakıldı. Orada da 9 polisimiz şehit oldu. Onlarca vatandaşımızsa yaralandı. Bugün de dev bir açılışta orası da hizmete girmiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan FETÖ ile mücadelede vurgu yaptı. Onlar bizim sakalımızı kesti, ancak onların da biz kollarını kestik, bir daha ayağa kalkamayacaklar diyerek de FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. İsterseniz gelin o haberi birlikte izleyelim. Milletimize 15 Temmuz benzeri ihanetler yaşatmamak için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. FETÖ'cü hainler 15 Temmuz'da Ankara Emniyetini böyle vurdu. O gece 9 polis şehit oldu, onlarca vatandaş da yaralandı. Bina ise tamamen kullanılamaz hale geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yerine yeni hizmet binası inşa edildi. Binanın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok anlamlı bir günde yaptı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde bina hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler yaklaşık 1,5 yılda inşası bitirilen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün binasının açılışı için kurdele kesti. Hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Açılış töreninde çok önemli bir isim de vardı. Törene darbe girişimi sırasında cuntacılar tarafından başından vurularak yaralanan Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da katıldı. Aslan'ın törendeki yerini almak için geldiği sırada Erdoğan ayağa kalkarak karşıladı. Erdoğan, Turgut Aslan'ın elini bir an olsun bırakmadı. İstanbul'da ya da Ankara'da tüm törenlerin baş köşesinde şehitlerimizin yakınları vardı ve gururla göğüslerindeki madalyaları taşıyan gazilerimiz tabii ki. Darbeye delil arayanlara en güzel cevabı o verdi. Darbe için net delil mi aranıyor? Ben buradayım ve ayaktayım. Ben ve vatanımız din mi kadardır? Erdoğan 15 Temmuz gazisinin bu açıklamasını alkışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı kürsüye, FETÖ ile mücadele kararlılık mesajı verdi. Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür bitti. Biz ise onların kollarını kestik. Kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar. Erdoğan FETÖ ile mücadele konusunda isim vermeden CHP'ye de yüklendi. Birileri o günlerde FETÖ'nün paçavraları önünde nöbet tutarken, grup kürsülerini FETÖ'nün propaganda aracı haline getirirken biz
meydan meydan FETÖ'nün ipliğini pazara çıkarıyorduk. Sistem tartışmaları da Erdoğan'ın gündemindeydi. Tarihi nitelikte reformlarla gelişiyoruz dedi. Hiçbir vatandaşımızın kendini dışlanmış, ötekileşmiş hissetmeyeceği kuşatıcı, kucaklayıcı bir sistemi ülkemize kazandırmanın gayretindeyiz. Milli iradeyi esas alan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu yönde atılmış en büyük adımdır. ...15 Temmuz 2016 tarihi... İstanbul'da yer bir yer var ki orada sonsuza kadar yaşayacak. Adı gibi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Müzesi. Bu gece orada açılış var. Sultan Akden bizi köprüde bekliyor. Sultan, şehitler makamı doldu doldu taştı bugün. Müzede açılıyor. Orayı ve oranın duygusunu sen de anlatır mısın bize? Ekrem Açıkerli yayınlar dileyim. Sizin de söylediğiniz gibi sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye'nin her yerinden ve aynı zamanda Avrupa'dan da ve hatta dünyanın birçok yerinden ziyaretçiler vardı. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ettiler. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Arkamda görmüş olduğunuz Şehitler Abidesi. Sabahın erken saatlerinden beri oldukça yoğun bir kalabalığa sahne oldu. Öyle ki zaman zaman oradan yayın yapamadık kalabalık nedeniyle. Ne var orada? Hemen bir anlatalım. Beşgen bir yapı, bu kenetlenmeyi anlatıyor aslında bize. Ve iç kısmına girdiğinizde şehitlerimizin ve gazilerimizin isimleri yazılı o duvarlarda. Ve aynı zamanda da dualar ettiler orayı ziyaret edenler. Zaman zaman gözyaşlarına boğuldular. O 3 yıl önceki kara geceyi neredeyse an be an yaşama fırsatı da buldular. Neden? Çünkü burada İLAS Haber Ajansı'nın bir fotoğraf sergisi var aynı zamanda. O kareleri görenlerin tüyleri diken diken oldu. Bakın, Atatürk Havalimanı'nda bir vatandaş hareket halindeki tankın paletlerinin altına yatmıştı. Sevgili seyircilerimiz hatırlıyorlardır. Bu fotoğraf darbe girişiminin sembol fotoğraflarından da bir tanesi olmuştu. Sadece o değil, çok sayıda fotoğraf var. Mesela burada da yine çok önemli karelerden bir tanesi askerlerin teslim olduğu an. Yine İHLAS Haber Ajansı muhabirlerinden Oğuzcan Yazar'ın kadrajına yansıyan bir görüntüydü. Ve tüm dünya medyası bu fotoğrafı manşetlerde kullanmıştı. Ve bugün 3. yıl dönümünde de burada burayı ziyaret edenler fotoğrafları da görme fırsatı buldular. Müze dediniz, hemen müzeye doğru da dönelim. Henüz açılışı yapılmış değil. Yasin, nasıl geleceksin bu tarafa doğru bilmiyorum. Biraz zorlayacağım seni ama şöyle müzeye doğru bir gelelim. En azından kapısını gösterelim. An itibariyle sadece kapısı açık ama havalimanındaki programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelecek ve müzenin açılışını da bizzat kendisi yapacak. Hemen hatırlatalım. 20.06 sularında, yani yaklaşık bir 6 dakika önce Cumhurbaşkanı'nın uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Atatürk Havalimanı'ndaki programın ardından da Cumhurbaşkanı'nın buraya Şehitler Abidesi'ne gelmesi bekleniyor. Öncelikle hemen şöyle bir dönelim yine abideye doğru Yasin. Sevgili seyircilerimize de gösterelim. Orada dualar edilecek, ardından da müzenin açılışı gerçekleştirilecek. Peki o müzede neler var? Hemen ondan da biraz bahsetmek istiyorum. 15 Temmuz'un simge isimlerinden bir tanesiydi şehidimiz Ömer Halis Demir. Ömer Halis Demir'in beresi ve kaması o müzede yer alacak. Şehitlerimizin ayakkabıları, gazilerimizin vücutlarından çıkarılan mermiler yine o müzede yer alacaklar. Ve aynı zamanda sadece bunlar da değil, birçok şehidimizin, gazimizin o gün üzerinde olan eşyalar, evet, da yine 15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde yer alan ögelerden olacak. Ve müzenin tavanı da güvercin figürleriyle donatılmış durumda. Hem barışı simgelemesi adına hem de şehitlerimizi cennete gittiklerini bir nevi de aslında vurgulaması adına. Ekrem Açıkel, sorunuz var mı yoksa devam edeyim mi? Akşam, yani gece saatleri de diyebiliriz, Atatürk Havalimanı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan o müzenin açılışını yapacak dedin Sultan. Orada da beraber olacağız. Çok teşekkür ederim şu ana kadar oradaki duyguyu bize bu kadar güzel cümlelerle aktardığın için. İyi yayınlar. Peki. Milli iradenin
destan yazdığı karanlık gecenin yıl dönümünde İstanbullular şehitliklere koştu. Şehitlerin kabri başından dualar yükseldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde de anma törenleri yapıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla yola düşüldü. 15 Temmuz'un yıl dönümünde şehitlikler doldu taştı. Ben inan hiç konuşmadım 3 yıldır. Şu an sadece vicdanlara, merhametlere bıraktım. İstanbul Protokol'de şehitlikteydi. Anma programına Vali Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Herkes bilsin ki 15 Temmuz'un kahramanlarına, aziz şehitlerimiz ve değerli gazilerimize sevgi, saygı ve şükran duygularımız hiç ama hiçbir zaman eksilmeyecek. Her zaman onların yüksek karakterlerinden, o büyük kahramanlıklarından feyz alacağız. Ekrem İmamoğlu daha sonra Şehzade Camii'nde öğlen namazını kıldı, şehitler için dua etti. Cemaate şehitlerin ruhları için helva ve şerbet ikram edildi. Türkiye'nin dört bir tarafında olduğu gibi İstanbul'daki Şehzade Camii'nde de 15 Temmuz şehitleri için mevlüt okutuluyor ve vatandaşlar da caminin avlusunda 15 Temmuz şehitleri için helva ve şerbet dağıtılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki merkez binasının önünde de tören vardı. Şehit fotoğraflarının yer aldığı panonun önüne karanfiller bırakıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı da çok kalabalıktı. Karanlık gecede 34 kişinin şehit edildiği noktadan dualar yükseldi. 15 Temmuz günü sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye'nin her tarafından ve hatta yurt dışından vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na adeta akın ettiler. Duyguluyuz. O yukarıdan koşan insanlara lanet okudum. İsimlerini ve resimlerini gördüğümde o şehitlere Rabbimden dua ettik. Makamları cennet olsun. Gerçekten çok duyguluyuz. Yani çok gururuyuz o şehitlerimize, çok gururuz. Ben Sivas'ın Revik köyünden geldim bugünü kutlamak için. Buradan da havalarına gideceğim inşallah. Şehitlik anıtında İhlas Haber Ajansı'nın fotoğraf sergisi açıldı. İhlas Haber Ajansı 15 Temmuz gecesi yaşananları kare kare tüm dünyaya aktarmıştı. İşte o anlardan objektiflere yansıyan fotoğraflar bir sergi haline getirildi. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yanı başındaki sergi vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Taksim Meydanı'nda ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi ziyareti açıldı. Zaten o gece de buradaydık. Allah bildiği gibi yapsın yani. Yani bu devleti yıkamazlar. Darbe girişimi gecesinde hainlerle çatışmanın yaşandığı Çengelköy Polis Merkezi'nde de anma programı vardı. Polisler Ay Yıldızlı Bayrak önünde fotoğraf çektirdi. Büyük Çamlıca Camii'nde şehitler için mevlüt okundu, dualar edildi. Haydarpaşa Garı'nda ise farklı bir gösteri vardı. Darbe girişiminde yaşananlar tarihi garın duvarlarına yansıtıldı. Tarihinde birçok darbeyle tökezleyen, tökezletilen Türkiye, 15 Temmuz 2016'da bir kez daha hain bir darbe girişimiyle ihanete uğrandı. Türk halkı canını dişine taktı. O darbecilere geçit vermedi ve o ihanetin üzerinden evet bugün tam 3 yıl geçti. ...15 Temmuz 2016 Cuma, ihanetle başlayan, zaferle sona eren, Türk milletinin vatan sevdasını bir kez daha dosta düşmana gösterdiği gece. Kendilerini yurtta sulh konseyi olarak adlandıran üniformalı hainler, ihanet girişimi için gece 03'ü belirlemişti. Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı'na öğle saatlerinde ulaşan bir ihbar planlarını bozdu. Komutanlar Genelkurmay Başkanlığı'nda toplandı.
Toplantıya MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı. İhbarın daha büyük bir planın parçası olabileceği değerlendirildi. Darbe iddiaları masaya yatırıldı. Hakan Fidan'ın ayrılmasının hemen ardından Genelkurmay'dan silah sesleri yükseldi. Bir helikopterden dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı. Aynı saatlerde İstanbul'da da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı. Abi kapat abi. Tüm Türkiye olağanüstü bir durumun yaşandığını köprülerdeki o hareketlilikle hissetmeye başladı. Kısa bir süre sonra Ankara semalarında da F-16 savaş uçakları alçak uçuşa başladı. İstanbul sokaklarında da tanklar dolaşıyordu. Türk halkı ekranları başında neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Saat 23 sularında ilk açıklama dönemin başbakanı Binali Yıldırım'dan geldi. Bu bir kalkışma dedi, hükümetin iş başında olduğunu söyledi. Vatandaşlarımızı demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmasını bekliyor. O dakikalarda Genelkurmay Başkanlığı'nda da büyük bir gerilim yaşanıyordu. Hulusi Akar'a kalkışma faaliyetinin başına geçmesi teklif edildi. Akar teklifi kabul etmeyince rehin alındı, Akıncı üssüne götürüldü. 22.45'te ilk bomba düştü. FETÖ'cülerin kontrolündeki iki F-16, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na hedef aldı. 47 polis şehit oldu. Hemen ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı vuruldu. İstanbul'da da Cuntacı askerler tanklarla geldikleri Atatürk Havalimanı'nı ablukaya aldı. Havalimanı trafiğe kapatıldı. Sadece iniş yapacak uçaklara izin verildi. Saatler gece yarısını gösterirken darbecilerin işgal ettiği TRT Ankara stüdyolarından hainlerin darbe girişimi bildirisi Yurtta okundu. Sulh Konseyi ulusumuz adına her türlü tedbiri alacaktır. Dakikalar sonra 00:24'te darbe girişiminin kırılma noktası yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan televizyon ekranlarındaydı. Halkı milli iradeye sahip çıkmaya çağırdı. Sokağa adres gösterdi. Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından on binler Cumhurbaşkanı'nın çağrısına uydu. Sokaklara çıktı. Türkiye darbecilere karşı tek yürek oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın emriyle camilerden selalar okundu. Hain planlarını yaparken Türk milletinin vatan sevgisini hesaba katmayan darbeciler şaşkına döndü. Saldırıların şiddeti arttı. Hem İstanbul'dan hem Ankara'dan peş peşe saldırı haberleri geldi. Vatandaşlar tek yürek olmuş, kapatılan köprülere akın etmişti. Cuntacı askerler Boğaziçi Köprüsü'nde sivil halkın üzerine ateş açtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasının önünde de vatandaşlar tanklara, silahlara karşı durdu. Hainlere geçit belirledi. Darbeciler bir yandan da halkın sağlıklı haber almasını engellemeye çalışıyordu. Ankara'da TürkSat Gölbaşı tesisleri bombalandı. İstanbul'da bir medya merkezi basıldı. Televizyon kanallarının yayını kesildi. Gecenin seyrini değiştiren bir başka an, saat 02:16'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yaşandı. Assubay Ömer Ali Semir darbecilerin karşısına çıktı, Cuntacı Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurdu. Yanındaki hainler neye uğradıklarını şaşırdı. Kahraman Assubay hainlerin planını bozdu. Gözü dönmüş hainler Halis Demir'i şehit etti.
başta İstanbul ve Ankara'da olmak üzere tüm yurtta, halk sokaklarda toplanırken milletin vekilleri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev başındaydı. F-16'lar vekillerin üzerine de bomba yağdırdı. Saatler ilerledikçe darbeciler milletin beraberliği karşısında daha fazla direnemeyeceğini anlamaya başladı. Başbakan Binali Yıldırım'dan darbecilerin helikopter ve uçaklarını vurma emri geldi. Güce karşı güç kullanılacak, silah doğrultularına asla müsamaha edilmeyecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Hainler teker teker gözaltına alınıyorlardı. Kırk'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı bir kez daha halka seslendi. Darbe girişimi için ihanet hareketi dedi, harekatı havalimanından yönetti. Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Erdoğan İstanbul'a Marmaris'ten gelmişti. Darbecilerin planlarından biri de Cumhurbaşkanı'na suikast düzenlemekti. Erdoğan'ın İstanbul'a döndüğünden habersiz cuntacılar, Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te konakladığı otele helikopterlerle ateş açtı. Yüzü maskeli ağır silahlı askerler oteli abluk altına aldı. Çıkan çatışmada iki polis şehit oldu. Gece güne dönerken darbeciler arasındaki çözülme arttı. Boğaziçi Köprüsü'nü kontrol eden darbeci askerler silahlarını bırakıp teslim oldu. Kışlalardaki askerlerin büyük bir kısmı da teslim olmayı tercih etti. Bazıları ise sivil kıyafetlerle kaçmaya çalıştı. Yaklaşık bir saat sonra 08.26'da darbeci subayların rehin aldığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar helikopterle Çankaya Köşkü'ne gitti. Askeri birimler teker teker darbecilerden temizlendi. Tanklar kışlalara çekildi. Darbeci komutanlar hakkında vatana ihanet suçlamasıyla işlem başlatıldı. Saatler 10.37'yi gösterirken Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın kurtarıldığını, Çankaya'daki kriz merkezinde görevinin başında olduğunu duyurdu. İkili birkaç saat sonra da birlikte kameraların karşısındaydı. 15 Temmuz artık değerli vatandaşlarım demokrasimizin bayramı olmuştur. Böylece 16'da MİT'e yapılan ihbarla başlayan darbe girişimi 21 saat sonunda kontrol altına alınmış oldu. 251 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Türk milleti, ülkesine ve demokrasiye sahip çıkacağını bir kez daha kanını canını ortaya koyarak göstermiş oldu. Evet, canlı görüntüler şu anda ekranlarınızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi. Aslında iki ayrı uçak indi. Biz önceden Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da dedik ama ikinci uçak ve turkuaz renkli halı uçağın merdivenine serildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşiyle birlikte karşılama komitesini selamladı. Tek tek ellerini sıktı ve şu anda sahneye doğru ilerliyor. Bakın ekrandaki görüntü sahnenin hemen arkasındaki görüntü. On binlerce vatandaş tam da şu dakika itibariyle Atatürk Havalimanı'nda. Cumhurbaşkanı Erdoğan çevresindekilerden yaşananla, yaşadıkları ile ilgili detaylı anlatımları dinliyor. Bir yandan da az sonra konuşma yapacağı sahneye doğru ilerliyor. Havadan çekilmiş görüntüleri de izliyorsunuz. Tarihi bir konuşma olması bekleniyor. On binlerce kişi darbe karşıtı, sivil iradeye inanan, millet iradesine inanan on binler Atatürk Havalimanı'nda. 15 Temmuz 2016'nın en önemli,
en hassas noktalarından birisiydi Atatürk Havalimanı. Ve 3. yılın en önemli etkinliği de İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Bu arada Emine Erdoğan'ın kıyafeti, yakasındaki büyük Türk bayrağını da buradan ekran üzerinden kolaylıkla görebiliyorum. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunuyor. Hoca Efendi şu anda sahnede Kur'an-ı Kerim okuyarak şehitlerin ruhuna gönderiyor. Ve hoş geldin. İşte Ekrem İmamoğlu ve Tayyip Erdoğan. Burada da Hazirun, protokol, Tayyip Bey'in ve Emine Hanım'ın elini sıkıyor. Konuşma öncesi bunlar yaşanıyor. Kameralara, haber kameralarına bu görüntüler takılıyor. Tarihi bir gün oluyor, tarihi bir bültene imza atıyoruz dedik. Kısacık bir izin, müsaade istiyorum. Döndüğümüzde devam edeceğiz. Kısa bir ara. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi. Yıl dönümü etkinliklerinin merkezi olan Atatürk Havalimanı'nda. Canlı görüntüleri tekrar ekranlarınıza getirmek isterim. Üzerine de ben anlatımlarımı yapayım. Sahne kurulmuş durumda. On binler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu dakika itibariyle sahneye çıkmasını bekliyor. Uzun bir karşılayan tanıdıkları, ailesi, dostları Hazirun vardı. Uzun uzun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın elini sıktılar. Hatta az önce son reklam sırasında Sümeyye Erdoğan ve Selçuk Bayraktar'ın çocuğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son torunu Canan Aybüke de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kucağındaydı. Dedesinin kucağındaydı. Tabii bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da hayatını kaybeden şehitlerin yakınları da bulunuyor. Kur'an tilaveti de aralıksız devam ediyor. Şu anda Atatürk Havalimanı'nda Kur'an okunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hemen konuşma yapacağı sahnenin arkasında hem şehit yakınlarıyla hem aile fertleriyle hem de oradaki Hazirun'la selamlaştı. Onların hatrını sordu. On binler demiştim. Zannediyorum bu ekrandan da bu anlam kolaylıkla sizlere ulaşıyor. 15 Temmuz 2016'da Atatürk Havalimanı'nın apayrı bir önemi vardı. Tanklar da oraya gitmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan oraya inecekti çünkü. Darbeciler özellikle Atatürk Havalimanı ve kulesini tutmuşlardı. Ancak gerekli müdahale yapıldı. Marmaris'ten, Dalaman'dan uçak kalktı Muğla'dan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sağ salim İstanbul'a getirdi ve ardından da o süreç yaşandı. Hızla duruma müdahale edildi. ...15 Temmuz'da darbeye kalkışan FETÖ'cü hainlere yönelik dava süreci de devam ediyor. Şu ana kadar toplam 289 dava açıldı. Birçoğu sonuçlandı. Darbeyi yöneten Akın Öztürk ve arkadaşları 141 kez ağırlaştırılmış hapis cezası aldı. İhanet ettiler. Ülkelerine, halklarına, mesleklerine. Hain bir planla Türkiye'yi karanlığa sürüklemek istediler. Darbe yapmaya kalkıştılar. Şimdi hesap veriyorlar. ...251 şehidin hakkının aranması için 15 Temmuz darbe girişiminde parmağı olan binlerce sanık hakkında İstanbul, Ankara ve Muğla'da 289 dava açıldı. Davaların büyük bir kısmı sonuçlandı. Hainler ağır cezalara çarptırıldı. Onlarca dava arasında en öne çıkanı kuşkusuz Genelkurmay Çatı davasıydı. 2,5 yıl süren dava Haziran ayında sonuçlandı. Darbenin planlayıcısı ve tüm eylemlerin sorumluları olan cuntacılara ceza yağdı. 178 sanık için mahkumiyet kararı verildi. Aralarında Akın Öztürk'ün de yer aldığı
Sözde yurtta sulh konseyi üyesi 17 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Akın Öztürk, eski Hava Kuvvetleri Komutanı, Yüksek Askeri Şura üyesiydi. Sözde yurtta sulh konseyi içerisindeki en yüksek rütbeli askerdi. Akıncı üssünden darbeyi yönetti. Kalkışma başarılı olsaydı Genelkurmay Başkanı olacaktı. 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargılandığı başka davalarda sürüyor. Onlar da tamamlandığında 253 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması bekleniyor. Yüksek rütbeli isimlerden bir diğeri İlhan Talu. Eski Kor General, Genelkurmay Personel Başkanı, 15 Temmuz gecesi darbecileri Genelkurmay karargahına alan oydu. Anayasayı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cumhurbaşkanına suikast suçlarından birer, 139 kişiye yönelik kasten öldürmek suçundan 139'ar kez olmak üzere toplam 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan diğer isimler: eski Tümgeneral Mehmet Dişli, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a darbeyi tebliğ etti. Kubilay Selçuk, eski Tümgeneral, Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanıydı. Hulusi Akar'ı darbe girişiminin başına geçmesi için ikna etmeye çalıştı. Hakan Evrim, eski Tuğgeneral, Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanı, Ankara'yı bombalayın diye uçaklara talimat veren isimdi. Mehmet Parti Göç, eski Tuğgeneral, darbe bildirisinde onun da imzası vardı. Ömer Faruk Harmancık, eski Tuğamiral, Kuzey Deniz Sağ Komutanlığı Kurmay Başkanıydı. Donanmayı darbe için seferber eden isimdi. Sinan Sürer, eski Tuğamiral, Genelkurmay önünde sivillere ateş emrini verdi. O emirle 11 kişi şehit oldu. Muhsin Kutsi Barış, eski Kurmay Albay, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanıydı. TRT'ye baskın emrini verdi. Ali Osman Gürcan, eski Tuğgeneral, Çakır Söğüt Jandarma Tugay Komutanıydı. Şırnak'taki komando taburlarına Ankara'ya intikal emri verdi. Erhan Cağ, eski Tuğgeneral, darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı işgal eden Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme Dairesi'nin başkanı. Bilal Akyüz, eski Kurmay Albay, Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürü'ydü. Cemil Turhan, eski albay, Genelkurmay Başkanlığı General Amiral Şube Müdürü'ydü. TSK mesaj sisteminden gönderilen sözde sıkı yönetim belgesinde imzası vardı. Fırat Alakuş, eski Kurmay Albay, Genelkurmay Karargahı'nda komutanları derdest eden Özel Kuvvetler Komutanlığı timinin komutanı. Ahmet Özçetin, eski Kurmay Albay, Akıncı üssünden uçak ve pilotları yönlendiren isimdi.
Murat Koçyiğit. Eski albay, Jandarma İstihbarat Okul Komutanı, Genelkurmay'da sivillere ateş açtı. Mustafa Barış Avıalan. Eski albay, Genelkurmay Başkanlığı Personel Dairesi'nde Proje Şube Müdürü. Orhan Yıkılkan. Eski albay, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın eski baş danışmanıydı. Diğer ceza alan isimlerse eski albay Osman Kılıç, Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü'ydü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timini organize etti. 140 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Gökhan Şahin Sönmez Ateş. Eski Tuğgeneral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimini yönetti. 137 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 540 yıl hapis cezası aldı. Ahmet Bican Kırker. Eski Tuğgeneral, zırhlı birliklerden tankların çıkması emrini verdi. Ağırlaştırılmış müebbet aldı. Levent Türkkan. Eski yarbay, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Hulusi Akar'ın yaveriydi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ertuğrul Terzi. Eski yarbay, Jandarma Genel Komutanlığı önünde sivillere ateş etti. İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ali Yazıcı. Eski kurmay albay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski baş yaveri, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Eski kurmay albay Muzaffer Düzenli, 62 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 540 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski yarbay Özcan Karacan, 30 kez sözde yurtta sulh konseyi üyeleri, eski Tuğgeneral Ünsal Coşkun, eski albay Mehmet Şahin ve eski yarbay Halil Gülse 29 kez ağırlaştırılmış hapis cezası aldı. Eski albaylar Ramazan Gözel'le Doğan Öztürk'e 11'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 442 yıl hapis cezası verildi. 23 sanık müebbet, 5 sanık darbeye teşebbüse yardım, 24 sanık örgüt üyeliğinden ceza aldı. Herkesin merakla sonucunu beklediği davalardan biri de FETÖ'nün 15 Temmuz'da komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ne ilişkin dava. O davada kalkışmayı yöneten, uygulayan ve ülkeyi karanlığa sürüklemeye hedefleyen 475 kişi yargılanıyor. Kanlı darbe girişiminde şehit olanlar dünyada da yad ediliyor. Amerika'dan Avustralya'ya, Tayland'dan Bosna Hersek'e kadar pek çok ülkede şehitler için dualar edildi, sela ve Kur'an-ı Kerim okundu. As-salam. Selalar okundu, eller semaya açılıp dualar edildi. Fethullahçı terör örgütünün gerçekleştirdiği 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde şehit olanlar birçok ülkede anıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da şehitler için anma töreni düzenlendi. Washington Büyükelçiliği'ndeki etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu. 15 Temmuz Türkiye'nin ikinci kurtuluş savaşıdır, bunu böyle görmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey şehrinde de 15 Temmuz şehitlerini anma etkinlikleri vardı.
Programda Kur'an-ı Kerim okundu, FETÖ'nün inkar stratejisi anlatıldı. Programda FETÖ'nün iç yüzünü anlatan The Network belgeseli gösterildi. Tarihimizde benzeri, eşi ve benzeri... İngiltere'nin başkenti Londra'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir panel düzenlendi. 15 Temmuz şehitleri Almanya'da da anıldı. Berlin Büyükelçiliği'nde Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi. Köln'de de yüzlerce Türk vatandaşı ellerinde Türk bayraklarıyla FETÖ terör örgütünü lanetledi. Belçika'nın Anvers şehrinde de 15 Temmuz şehitlerinin anısına saygı duruşunda bulunuldu. Darbe girişimi temalı fotoğraf sergisi ve sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 3. demokrasi koşusu yapıldı. Ayrıca Saraybosna'nın başçarşı meydanında kurulan dev ekranda 15 Temmuz'da yaşananlar aktarıldı. Kosova'da Prizren Başkonsolosluğu'nda bir fotoğraf sergisiyle terör örgütünün darbe girişimi kare kare ifade edildi. 15 Temmuz şehitleri dünyanın öbür ucunda Avustralya'da da anıldı. İstikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizin her birine sonsuz rahmetine gark eyle Allah'ım. Melbourne kentinde Broad Meadows Camii'nde etkinlik düzenlendi. Tayland ve Ürdün'deki anma etkinliklerinde o gece yaşananlar videolarla anlatıldı. Kübra Doğanay. Evet, tam da şu dakika itibariyle Atatürk Havalimanı'na yeniden bir dönelim. Bakınız ekranda, daha doğrusu sahneye kurulan dev ekranda 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin kaybettiği 251 şehidin tek tek isimleri okunuyor. Onların isimleri okunurken, onların resimleri dalgalanan Türk bayrağının üzerine düşerken orada bulunanlar da burada diyerek yaşlı gözlerle, ağlayan gözlerle sahneye bakıyor. Şehitlerini, kayıplarını anlıyor. Şimdi ben susayım ve oranın doğal sesi, Atatürk Havalimanı'nda şu anda yaşananların sesi evlerinize kadar bir ulaşsın. Buyurun. Mehmet Kocakaya, Mehmet Oruç, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu. Evet. Mehmet Şengül, Mehmet Şevket Uzun. Oradaki o duygu yoğunluğunu rahatlıkla siz de ekranları başından şu anda hissediyorsunuz. Ben de buna eminim. 251 şehit tek tek dualarla anılıyor. Ve onların yakınları şehitlerinin resimleri dalgalanan Türk bayrağının üzerine düşerken gözyaşlarına hakim olamıyorlar. Atatürk Havalimanı'ndan canlı görüntüler şu dakika itibariyle ekranlarımızda. İşte gözyaşları gerçekten klasik bir ifadedir ama anlamda tam yerini bulmaktadır. Gözyaşları yağmur gibi akıyor. Ellerde Türk bayrakları. Herkes sahnede. Evet, şehitlerin ismini duyar duymaz burada diyor. Onların aziz hatıralarının Atatürk Havalimanı semalarında olduğunu ifade ediyor. Askerler de orada, 1. Ordu'ya bağlı askerler vatandaşlarla birlikte yan yana, omuz omuza. İşte sahne, kürsü de orada. Birazdan şehitlerin tek tek anılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan oraya gelecek ve konuşmasını gerçekleştirecek. Tekrar sizi o duygu yoğunluğuna, o atmosfere taşımak, götürmek isterim. Ben yine susayım, şehitlerimize hep birazdan buradasınız. Sizi Mustafa Solak. Evet, verelim sesi. Mustafa Tecimen. Mustafa Yaman. Mutlucan Kılıç. Muzaffer Aydoğdu. Münir Alkan. Münir Murat Ertekin. 251 şehit. Necati Sayın. Dilimizden kolayca çıkabiliyor bu kelime, bu rakam ama her birisinin annesini, babasını, evladını, eşini düşünün. 251 şehit. Yanaklardan sicim gibi, yağmur gibi şu anda yaşlar akıyor. İşte herkes ellerini önünde kavuşturmuş, şehitlerinin ismi geçerken burada diyor, gözyaşları eşliğinde dualarını ediyor. Osman Ev Sahibioğlu.
dinlemeye devam ediyoruz. Osman Yılmaz, Ozan Ezen, Ömer Can Açıkgöz, Ömer Can Katar, Ömer Halis Demir, Ömer İpek, Ömer Takdemir, Önder Güzel, Özcan Özsoy, Özgür Gencer, Özkan Özendi, Ramazan Konuş, Ramazan Meşe, Ömer Halis Demir'den Ramazan Erol Olçak'a kadar 251 Recep şehit, 15 Temmuz Recep şehidi, Gündüz, bu ülkenin ortak Resul değeri, Kaptancı, ortak şehidi. İşte ekranlarınızda da TGRT Haber'in bugün Türkiye gündemine taşıdığı o unutulmaz cümle. Unutmadık, unutturmayacağız. Biz unutmadık 15 Temmuz 2016 tarihini. Sizlere de, Türkiye'ye de, tarihe de, tüm dünyaya da unutturmayacağız diyoruz. İşte al bayraklar Atatürk Havalimanı'nda. Ve şehitler tek tek anılıyor. 251 şehit. Gerçekten söylemesi ağızdan kolay çıkıyor ama varın siz o ailelerin yaşadığı acıyı düşünün. Tekrar kulak verelim. Hepsini bir kere daha duayla, saygıyla biz de buradan alalım. Suat Aloğlu, Sultan Selim Karakoç, Sümer Deniz, Şener Dursun, Şenol Saman, Şeyh Mus Demir, Şirin Diril, Şuayip Seferoğlu, Şükrü Bayrakçı, Tahsin Gerekli, Tevhid Akkan, Timur Aktemur, Tolga Ecebalın, Turgut Solak, tüm Türkiye, Türkmen Tekin, bugün aslında 251 şehidinin etrafında birleşti. Uhud Demokrasi Kadir diyoruz, özgürlük diyoruz, adalet diyoruz ve hep Ümit birlikte Güler, Türkiye'yiz. Bakın Ümit Fenerbahçe'den Yolcu, Galatasaray'a, Beşiktaş'tan Vahit Trabzonspor'a, futbol takımlarını, formalarını giyerek gelmişler. Al Vedat bayraklarını Barcaydi, almışlar. Genç yaşlı, Vedat kadın Büyük erkek, Öztaş, çoluk çocuk. Beklaş, evet, on binler Atatürk Havalimanı'nda. Tüm fikirler, tüm renkler, tüm düşünceler Gozan, al bayrağın gölgesi Yakup altında. Sürücü, Yalçın Aran, Yasin Bahadır Yüce, Yasin Naci Ağaroğlu. Gerçekten tarihe not düşen çok özel görüntülerdi. Canlı yayında da akmaya devam edecek. Bu yayınla birlikte TGRT Ana Haber'in bu akşam için sonuna geldik. Lütfen yarın akşam 19.45'te yine bu ekranda, bu stüdyoda olacağımı unutmayınız. Sizleri bekleriz. Yarın akşama kadar kalın sağlıcakla.